Anlamadım. Ne uyuşturucusu, ne saçmalıyorsunuz siz ya? Gerekli bilgiyi emniyette alırsınız. Bizim bilgimiz bu kadar. Ya ne demek bu? Abi ne oluyor? Bir dur. Ben anlamadım. Gidince anlayacağız. Sen içeri haber verin. Fikret Bey. Ya tamam, gitmiyorum bir yere. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Fikret'e almaya geldi de polisler. Ben şimdi bir karakola gidip halledeceğiz. Neden? Ne karakola ya? Bir saniye. Anne, bir saniye olun. Büyütmeyin o kadar. Bir şey yok. Oraya gidince anlayacağız. Nasıl bir şey yok? Biz de geliyoruz canım. Hayır. Vecdi'yi aradın mı? Yoldan ararım anne. Zaten onun haber olmadan bizi almazlar. Hayatım bir şey yok. Ben şimdi İpek'e olacağım. Tamam mı? O da gelecek. Bir şey yok. Ne demek kucakta uyuşturucu bulunmuş? Bilmiyorum İpek. Bilmiyorum. Hiç anlamıyorum. Bir şey de söylemiyorlar. Emniyette öğrenirsiniz diyorlar. Hadi sen geç içeri. Biz hemen abimlerle öğrendik. Geldiler zaten. İpek'cim sen geç yavrum içeriye. Geç. Fikret bizimle gelebilir mi? Biz de gelecek. Buyurun Fikret Bey. Evet sayın seyirciler, Boranlara ayrılan sürenin sonuna geldik. Ya niye bizi almıyorlar? Böyle yanlış anlaşılma mı olur? Ya neymiş yanlış anlaşılma neymiş? Yandır uçağında uyuşturucu bulunmuş. Daha neler canım? Nasıl uyuşturucu ya? Bize bir şey yok diyorlar. Canım o yolculardan birinin falandır. Havaalanında arama yapmıyorlar mı? Onların sorumluluğundadır. Böyle aramalar bir şeyler yapıyorlar. Ha niye Fikret'i alıyorlar o zaman anne? Kızım imza yetkisi şirketin onda ya, onun içindir. En fazla ifade alacaklardır o kadar yani. Ha, ben yine de bekleyemeyeceğim burada böyle. Kızım bekle dediler bak. Bekle dediler. Önce bir ne olduğunu bir anlayalım canım. Hemen paniklemeyin. İkiniz de bak hamilesiniz. Gel. Önce bir sakinleşelim. Hallederiz dedilerse halledecekler yani. Ay, kendimizi korkutmayalım şimdi yani. Gel. Müdürüm, Fikret Boran'ı getirdiler. Alın içeri. Müjde abi, hayırdır ne oluyor, ne böyle? Ben de çok şaşkınım. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Yapılan bir ihbarla uçağın kargo kısmında uyuşturucu bulunmuş. Tamam işte ihbar. Yani bu belli ki komplo. Yani? Öyle olmasını umuyorum. Abi neyi umuyorsun? Yapma gözünü seveyim. Sen bizi tanımıyor musun ya? Peki güvenlik kameraları falan incelendi mi? Yardımcı olacak herhangi bir görüntüye ulaşılamadı hala. Kameraların izlenmesi sürüyor. Peki bu bir yolcunun olamaz mı? Valizlerde değil, kargo kısmında bulundu. Biz kendi uçağımızın kargosunda uyuşturucu kaçırırsak sen de buna inanıyorsun öyle mi? Çünkü biz gerizekalıyız değil mi abi? Sakin. Abi ne sakin ol, gözünü seveyim. Nereye itham ediyoruz baksana. Ben itham etmedim Fikret. Bu kanaatle çözebileceğim bir şey değil. Manzara da zaten çok parlak değil. Üzgünüm ama şirketin masum olduğunu kanıtlayacak herhangi bir delile ulaşana kadar firma yetkilisi olarak seni biraz burada misafir edeceğiz. Ne? Abi tutuklamaya ne gerek var yani? Tutacağımızı biliyorsun.
bu bildiklerimle hareket edebileceğim bir şey değil Faruk. Bakın, en fazla burada rahat etmesini sağlayabilirim. Zaten narkotik de devreye girdi. Soruşturma usulüne uygun olarak sürmeli. Çok üzgün. Oğlum, Fikret Bey'i nezarete alalım. Ya şu tavra bakın ya. Resmen inanmış adam. Abi prosedürü çiğnemeye göze alamadı. Niye inansın? Ayrıca inanmakla ne alakası var abi? Biz bir şey yapabilir miyiz? Yapacağız tabii oğlum. Yapacağız tabii ki de avukat geliyor. Fikret Bey, buyurun. Tamam. Sakin ol, çıkartacağız seni. Yarın için bir basın bülteni hazırlat. Arkadaşlar, bu kargo bölümüne erişim izni olan bütün firmaları bana dosyalarını çıkartın. Evet efendim. Efendim anne. Nasıl bu kadar çabuk haber aldı bu gazeteciler? Bilmiyorum anne, bilmiyorum, bilmiyorum. Biz de araştırıyoruz, bilmiyorum. Kesin komplo bu. İpek diyor ki Adem. Hani Adem şey demişti ya, bunlar Boranların iyi günleri. Belki de bunu kastetti işte. Anne, biz her canımız yandığında adamı suçluyoruz. Daha sonra da adam suçsuz çıkıyor, gidip özür diliyoruz anneciğim, tamam mı? Adam şu an annesi öldü, acısı kendine geçiyor. Ben şu an elinde bir veri olmadan evin üzerine yürüyemem. Ya bu sefer oysa? Anne, hepsini araştırıyorum. Bütün olasılıkları araştırıyorum. Tamam, benim şunu kapatmam lazım. Sen evdeki su kinetisi alay et, hadi. Faruk! Duyar duymaz geldim. Çok üzgünüm. Yapabileceğim bir şey var mı? Ya abi, bana lazımsın. Bir dakika alacağım. Tamam. Zafer Bey, bizim hukuk danışmanımız, siz tanışın. Tamam. Ben geliyorum hemen. Abi, hani senin kaybolduğun zaman ben bu Halim Şerefsiz'ini buldum saklandığı yerde. Ya ben bunun bayağı bir tepesine çöktüm. Birbirimize bayağı böyle bir tehditler yağdırdık falan. Evet. Eyse abi, acaba bu herif sonuçta suçsuz çıktı ya. Acaba hırs yapmış mıdır? Hani öyle olmaz böyle olur falan kafasına gelmiş midir? Oğlum, bu adam kuyruğu elimizde değil mi bizim? Yani bizi yaksa kendisi yanmıyor mu? Evet, evet abi, ama ben ne bileyim bu psycho psikolojisini. Sonuçta adam böyle ya hero ya mero demiş midir acaba? Yani sonuçta her ihtimali kafamda kurcalıyorum abi. Tamam, tamam. Araştır, bu adamı da araştır. Gerekirse onu da yak, tamam mı? Hı hı. Bana garip bir iş çağırır mısın? Tabii. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol Garip abi. Konuşabildiniz mi? Nedir, bir gözden kaçırdığımız bir şey var mı fikir çıkartabilmek için? İddia bu kadar büyük olmasaydı biraz daha kolaydı ama yani şimdi kanaatla hiçbir şey yapma imkanımız yok. Yani tutuksuz yargılanmasını talep edebiliriz ama onun için de önce suçsuz olduğunu kanıtlamamız lazım, yoksa... Yoksa ne olduğunu biliyorum, dillendirmeye gerek yok. Garip Bey, izninizle benim biriyle görüşmem lazım. Pardon. Geçen sefer hatırlıyor musun anne? O zaman da Adem'i suçlamıştık. O zaman da böyle düşünmüştük. Ama sonra Adem çıkarttı Faruk'u getirmemizi, hatırladın mı? Mutlu olduk. Mahcup olduk. Bu sefer Faruk haklı. Eğer o yapmadıysa tamiri mümkün olmaz artık. Başka kim olabilir? Aklıma kimse gelmiyor ki. İşte o anında gazeteciler bitiyor. Yok efendim, polisler eliyle koymuş gibi buluyorlar. Resmen komplo bu, resmen komplo. Ay yani kim bizle niye bu kadar uğraşsın ki? Ah. Süreyya, Süreyya ne oldu?
Bilmiyorum. Gülistan! Bilmiyorum. Gel uzan. Dur geçti galiba. Gel. Ya hangi peyi söylüyorsun? Sen de bir şey yemedin bek. Gülistan! Faruk. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Ben şimdi olağanüstü bir toplantıya çağırdılar. Ona gidiyordum ben de. O kargo bölümüne giriş izni olan az sayıda firmadan birisiniz. Senin bu işte bilgin var mı? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Bu işi almak için o kadar çok uğraştın ki. Eğer bilgin varsa bunu açığa çıkartırım. Fazla vaktim yok. Beni uğraştırma diyorum. Faruk. Halimi görüyorsun. Gecenin bir yarısı beni toplantıya çağırıyorlar. Farkında mısın bilmiyorum ama bütün bu yaşananlar benim şirketim için de büyük itibar kaybı. Ayrıca söyler misin ben böyle bir şeyi neden yapayım? Yani ne... İntikam almak için mi? Bu mu yani? Gerçekten bunu mu düşündün? Aklın bu kadar fantastik bir yere mi gitti senin? Gözde, bu işin altından sen çıkma. Bu kadar söylüyorum. Abimi aradım. Gelmek üzereymiş. Aa, şükür. Aa, Faruk geliyormuş. Fikret'ten haber? Ne oldu, ne yaptınız, ne buldunuz? Anlatacağım anne, anlatacağım. Günaydın. Günaydın. Faruk, bir gelişme var mı? Buyurun abi, anlatacağım. Ya gram uyumadık. Aa, biz çok uyuduk, şimdi kalktık. Esma, ben size bir şey mi söyledim? Niye gelir gelmez bana geliyorsun? Anne, herkes gergin ya. Önce bir dinlesek. Geceden beri araştırıyoruz eldeki veriler. Bu olayın bizim firmamızın sorumluluğunda olduğunu göstermiyor. Ama yine de olmadığını da ispat edemiyoruz. Bu süreç devam ederken biz de bunun bize yapılan bir komplo olduğuyla ilgili... Ki öyle canım, biz koyacak değiliz ya onları. Aynen, aynen. Baskı yapmaya çalışıyoruz ve bu yönde inceleme başlatıyoruz. İşte bu süreç devam ederken Fikret'in tutuksuz yargılanmasını sağlayacağız. Avukatlara göre de bu mümkün. Öyle olacak diyorlar. Peki kimin yaptığına dair bir bilgi? Bilmiyoruz. Arıyoruz hala Osman, arıyoruz. Abi açıldı, seans başladı. Oo! Daha şimdiden ikinci turda dibe vurur bu. Tamam, tamam, tamam. Panik yapmayın, panik yapmayın. Fikret çıktıktan sonra bir basın toplantısı yaparız ve buradan kurtarırız. Neyi kurtaracaksın Faruk Allah aşkına? Neyi kurtaracaksın? Ben size demedim mi? Sizin yüzünüzden oldu bu. O herifin ipiyle kuyuya inilmez. Demedim mi ben? Benim kardeşimin bunda bir suçu yok. Hepimizin canı burnunda. Lütfen lafını tart da konuş. Ne tartması Faruk Allah aşkına? Ne tartması? Senin kardeşinin kırdığı ceviz bile aşkına. Sakin olun Allah aşkına. Hamile kızını azarlamayı bırak canım. Bir senin sinirin eksik. Faruk Bey, gazeteciler toplanmaya başladı kapıda. Buyurun. Evet sayın seyirciler. Fikret Boran'ın gözaltına alınması sebebiyle şu an burada röportaj yapmak için beklemekteyiz. Allah aşkına basın önünde fevri hareketler yapma. Tamam mı? Şu an hissedar kavgası, hiç iyi şeyler yazmaz tahtamıza. Ben de üstümü değiştiriyorum. Kızım sen nereye bu halinde? Ya işte böyle Esma Hanım. Başıboş bırakırsam böyle olur. Lale devri. Şahap amca yeter. Yeter, ya kendinizi kontrol edin ya da gidin evinizde yaşayın siniriniz. Yeter, bizimki bize yetiyor zaten. Adem. Ya ben abimler geldi sandım da. Yasalar beni de abin saydığı için öyle bir özel izin alabildim. Akşam haberlerinde görünce böyle sabah bir uğrayayım dedim.
haberleri de mi çıktık? Affedersin ya, ben bilmediğini düşünemedim. Affedersin. Çok iyi ya. Ne diyeyim, ne yapayım bilmiyorum. Ben ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Yok. Yok, hiçbir şey yok. Senin kendi derdin içinde böyle düşünüp gelmen yeter. Var mı aklınızda biri? Kim yaptırmış olabilir bunu? Bilmiyorum ki, sabaha kadar ben de onu düşündüm ama yani kimse gelmiyor ama abimler de araştırıyorlar falan. Bu Halim yaptırmış olmasın? Hı? Yok canım Halim. Ne, defteri kapanmadı mı? Bu heriflerin nasırına bassam, ayağını kessen nasırının acısını unutmaz yani. Ben bu heriften kurtulmak için kendi geçmişimi bir daha baştan yazdırmak zorunda kaldım da bak başıma neler geldi. Yine de kurtulamadım yani. Ne diyorsun şimdi, yani Halim mi yaptırdı? Yani yapar mı, böyle bir şey saldırır mı bize? Bak, beni bulmuş olmasına rağmen bu adam benim kanımı emmediyse Faruk bunun egosunu iyice aşağı indirmiş demektir. Değil mi? Yani bilmiyorum, çok emin değilim. Ama Halim olabilir. Eğer öyleyse de yani... Ya çok üzgünüm ama... Yani... Dolayısıyla benim yüzümden burada olmuş olabilir. Yok canım, ne alakası var seninle? Öyle, öyle. Halim'i bulup çıkaran abi. Ya, başımıza belayla. Ya işte... Faruk Bey ve muhteşem planlar. Rahatsız olmazsa, yapabileceğim bir şey olursa bana mutlaka söyle. Yani böyle böyle seyretmesi çok zor. Sağ ol. Bir lütfen şunu bil. Senin benim abim olman için böyle yasaların bir şey demesine hiç gerek yok. Ziyaret süreniz doldu. Sizi mahkemeye götürmem gerekiyor. Sizi Fikret Bey de sevdi ama siz galiba buna için için inanmıyorsunuz. Ah be Fikret. Bu kadar saf olmasaydın, en azından bir zevki olsaydı bunca emeğin be adam. Karar. Söz konusu davada uyuşturucu ticaretinin yapıldığı iddiası sebebiyle dava sonuçlanana kadar sanık Fikret Bora'nın tutuklu yargılanmasına, savcının mütalaasını tamamlaması için duruşmanın 9 Temmuz 2018 tarihine ertelenmesine karar verildi. Hocam sus, sus, bir hali yaptı hepsini. Sus, 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 sus,
Fikret'i çıkartacağım oğlum sen. Ya kimi çıkartıyorsun abi? Bırak. Sen önce Halim'i çıkarttın diye iyi gönder. Halim olamaz oğlum. Kim o zaman abi? Ha kim? Adem'i yapmak istedin bana patladı. Tamam işte. En ömür eserinle. Bekle lan. Fikret! Bekle! Fikret! Tamam. Sakın korkma, tamam mı? Sen çocuklarınızla ilgilen. Geri kalan her şeyi avukatlar halledecek, tamam mı? Fikret, Adem yaptı bu işi. Adem temizleyecek, tamam mı? İpek, her seferinde faturayı ona kesiyor o zaman. Bu işin gerçek sorumlusu Asliye Efendi. Gidelim artık. Fikret, ben bırakmayacağım seni. Fikret, kızımla geleceğim sürekli. Bak, kızımla geleceğim yanına. Fikret, hep yanındayım ben. Sen sakın üzülme. Sakın üzme kendini, tamam mı? Kızımla alacağım, geleceğim yanına. İpek Hanım, siz beni sana yapacak mısınız? Uyuşturucu kaçakçılığı hakkında. Tamam arkadaşlar, tamam. Bir rahat bırakın bizi. Hadi. Kendi canı yanınca illa senin de canını sıkacak. Ha peki Halim yapmış olabilir mi? Sanmıyorum. Peki adamın sonuçta kuyruğu bizim elimizde. Barış! Barış ilerleyeceğim. Şuraya. Doktor ara. Doktor ara. Doktor ara. Korktum. Korktum. Şuraya. Biz normal oldu ki bir normal doğum görelim ya. Abi sağlıklı doğum görelim. İnşallah Osman, inşallah. Ne? Süreyya, seni hemen doğuma almamız lazım. Kalp ritminde biraz sorun var. Aşağıya bağlar mısın ama? Bir şey olursa, aynı şey olursa beni uyandırmayın, tamam mı? Beni uyandırma, sakın beni uyandırma. Ben aynı şeyi yaşayalım. Olmayacak, olmayacak. Hiç asla beni olmayacak aşkım. Olmayacak. Biz bebeğimizi buradan kucağımıza alıp çıkacağız, tamam mı? Sen buna lazımsın. Bunu aklına çıkartma, tamam mı? Söz ver, olur. Hakan,
Bir şey olmayacak da bana. Süreyya, şimdi sakin oluyorsun ve bunu önce kendine sen söylüyorsun, tamam mı? Bir şey olmayacak diyorsun. Şimdi ben hemen hazırlanıyorum, seni de zaten hazırlayacaklar. Ben de girebilir miyim? Faruk, sen dışarıda bekle, sen daha iyi. Yürek. 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 Yürek.